Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sadece 3 malzeme ile hafta sonunuza lezzet katacak, tatlandıracak pişiler yapacağız. Hem çok hafif, yağ çekmeyen, hem de tadı çok lezzetli, çok da pratik. Çabucak yapılıyor. Şimdi yapılışına geçelim. Bir su bardağı kaynamış suyumuzu alıyoruz karıştırma kabımıza. Bir çay kaşığı tuzumuzu alıyoruz. 2,5 su bardağı unumuz var. Azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Suyumuz da kaynar olduğu için daha sonra elimizde yoğuracağız. Bu şekilde yoğuruyoruz. 2-3 dakika yoğurup hamurumuzu toparlıyoruz. Sonra açmaya başlayacağız. Hamurumuzun kıvamı böyle ele yapışmayan, çok sert olmayan bir hamur oldu. Şimdi 8 eşit parçaya böleceğiz. Altına çok çok az un serpelim. Bezelerimizi yaptık. Son bezeyi de yapıyorum. Sonra ilk bezeden açmaya başlıyoruz. Oklavayla ya da merdane ile açalım. Son bezemizi de açıyoruz. Yine aynı büyüklükte. 15 santim büyüklüğünde olacak. Isıttık. Şimdi tavamıza bırakalım. Yağın çok kızgın olması lazım tabii. Bu arada bir tahta kaşıkla sürekli üstünü şöyle yaparak kabarmasını sağlayacağız. Bütün hamurları aynı şekilde yapıyoruz. Yine üstüne hafifçe bastırıp kabarmaya başlayınca yağlı bırakıyoruz. Son hamurumuzu da yaptık. Bitti. Böylece hepsini bitirmiş olduk. Pişilerimizi yaptık. Hem çok kabardı, hem çok lezzetli, hem de çok hafif. Sadece 3 malzeme ile su, tuz, unla yaptığımız pişiler gerçekten sizi de şaşırtacak ve çok da güzel oldu. Yaptıktan sonra yarım saat geçmesine rağmen bakın yine çok güzel duruyor. Ben şimdi bir tanesini böleceğim. Bakın kat kat içinde yağ yok. İçerisine peynir koyabilirsiniz. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Çok da güzel oldu. Hepiniz çok beğeneceksiniz gerçekten. Harika pişilerimiz. Eğer siz de beğendiyseniz yorum yazıp başka şahane tarifler için kanalıma abone olup Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.